Hoş geldiniz Emriyan'ın mutfağına. Bugünkü menümüzde ıspanaklı börek yapacağım, yani bükme. Burada 7 bardak unum var. Burada 3 adet soğanım var, robottan geçeceğim. Burada 1 bardak sütüm var. Burada tuzum var. Burada 1 kaşık yemek kaşığının kırmızı biberim var. Burada 1 kaşığın tatlı kaşıkla pul biberim var, özür dilerim. Burada da 1 çay kaşığı karabiberim var. Burada da doğranmış yarım kilo ıspanakım var. Şimdi bunları robota vuracağım. Ondan sonra başlayacağım yoğurmaya hamurumuzu. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Bunları hazırlayayım. Ondan sonra hamurumu yoğuracağım. Çünkü bugün ben yalnızım. Kimse yok yanımda. Tek benim. Ahmet de okuluna gitti. Şimdi yalnız benim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi robottan geçiyorum soğanımı. Biraz daha geçelim. Çarşaf böreği yapacağım. Bakalım güzel olacak mı? Yani bizim yöremize aittir. Bu bilmiyorum başka yörelerde var mıdır, yok mudur? Çarşafta bunu yapacağım yani. Bilmiyorum başka yörelerde var mı, yok mu çarşafta yapmak. Fazla da ince etmiyorum soğanımızı. 3 adet şimdi hamurumu yoğuracağım. 1 bardak sütüm var. Fazla bir şey katmayacağım içine. 1 bardak süt ki özlü olsun. Hani fazla süt katarsak kelek olur. Yani böyle hani çarşafta yukarı böğüteceğim için yani yırtılır, olmaz. 1 bardak süt katacağım. Ondan sonra burada ılık suyumuz var. Burada da mayamız var. İstatmaya. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yoğurmaya başlayalım. Burada da tuzumuz var. Tuzun ölçüsü yok. Öylece göz kararı koyuyorum. Şimdi hamurumu ben yoğurmaya başlayacağım. 1 bardak sütümüzü de katıyorum. Biraz suyumuz fazla sıcak. Azıcık onu ılıştıralım. Ellerimi yıkandım. Şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 7 bardak unum var burada. Bunu bir 10 dakika falan veyahut 15 dakika şey yapacağım, dinlendireceğim. Yani mayalanmadan yoğuracağım ki yufamız çarçafta uzadırken kopmasın. Yani yırtılma falan olmasın. Kimse kameraya da bakan yok bugün. Kaldım tek ben.
Şimdi hamurumuz bir şey, hani ele yapışan bir hamur oldu. Bazen onu diyelim, hani yalnızım da, kusura bakmayın, kimse hatırladan da yoktu. Sevgili izleyicilerim, kusurumu affedin. Şimdi bunun üzerini örteceğim. Bir 10 dakika, 15 dakika dinlensin, ondan sonra yapacağım ki yani fazla kabartmayacağım. Hamurumuzu fazla kabartmayacağım ki hani özü gider. Fazla kabardı mı çarçafta uzanmaz, yani böyle o yani bir yani açılmaz. O yüzden fazla kabartmayacağım ben bunu. Tepsimizde kabarır pişirirken. Pişirmeyi tepsiye yaptım mı, o zaman tepside bir 15-20 dakikada eklerim, kabarır. Ondan sonra fırınımıza koyarız. Hamur işlerimiz çok ama her zaman da hamur işi olmuyor. Yemekte bizim evin insanları hamur işi çok seviyor. Ben de hamur işi yapıyorum, mecbur kalıyorum video çekmeye sevgili seyircilerim. Şimdi ben bu bir yani ele yapışan hamur oldu. Şimdi üzerini örteceğim. 10-15 dakika kadar duracak. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu kabarmaya bırakacağım, ellerimi yıkanacağım. Ondan sonra şeyi hazırlayacağım, ıspanağı, soğanı, pul biber, karabiber, kırmızı biber, onları katacağım ama karıştırmayacağım ki sulanır. Tuzunu da buna katmayacağım, tuzu yukarı üzerine böyle sepeceğim. Şimdi baharatlarını katıyorum sevgili izleyicilerim. Ama harmanlamayacağım. Yaparken harmanlamayacağım. Şimdi değil. Bu arada soğanını da sıktım ki sulanmasın ıspanağımız yaparken. Yuhalarımızın içinde sulanmasın. Tuzunu da şimdi katmayacağım. Şeyi yaparken yuhayı açtım mı, ıspanağı sardım mı, o zaman tuzunu yuhanın üzerine böyle sepeceğim sevgili izleyicilerim. Bu arada ben başka işlerimi görelim. Şimdi hamurumuzu 10-15 dakika sonra bezelerimizi almaya başlıyorum. Yani 10-15 dakika kadar bekletim. Şimdi bezeleri alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Fazla maya atmadım. Biraz iri iri alacağım, çarçafta açacağım. Yani biz buna bazen ıspanaklı bükme böreği diyoruz, bazen ıspanaklı körek diyoruz yani biz buna. Şimdi bezelerimi alıyorum. Tek olduğum için biraz zorlandım yani. Yoruldum daha doğrusu. Çünkü belim ağrıyor. Daha doğrusu zorlandım. Şimdi yukalarımı açacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yukamıza başlayalım. Müzik
da güzel kıvamında olmuş hamurumuz. Şimdi yukamızı açtım, yere çarçafa saracağım, çarçafta biraz daha büyüteceğim. Yağlayacağım, büyüteceğim. Şimdi diğerini de açayım, ondan sonra yağlayacağım, büyüteceğim. Biz buna çarçaf böreği deriz, çarçaf çöreği deriz. Şimdi yağımızı sepiyorum, çarçafın üzerinde büyüteceğim yukamızı. Boş yere kalmayacak. Üzerine ne sepeceğiz? Üzerine ıspanak. Oturamıyorum ki. Oturayım, kalkayım bacağımdan. Bu çarçaf böreği değil mi? Bunun ismi ıspanaklı çarçaf böreği, yani bükme. Malzemesini sepeceğiz, öyle büyüteceğiz değil mi? Yok, büyüteceğim, ondan sonra malzemeyi sepeceğim. Şimdi bunu büyüteceğim. Biraz zahmetli oluyor ama zahmetsiz de rahmet olmaz. Tabii ki zahmet olacak. Hiçbir işin kolayı yoktur. Hep zahmetli, her şey zahmetlidir. Şimdi kenarlarından böyle büyüterek açacağım. Ondan sonra ıspanağını sepeceğim üzerine. Şöyle düreceğim. Çarşafıyla birlikte düreceğim. Önceden yağladığım tepsiye bükeceğim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ıspanağı karıştırıyorum. Yukamızın üzerine sereceğim. Tuzunu nasıl sereceğiz? Tuzunu yukanın üzerine saracağım. Yani bu ıspanağın üzerine saracağım. Sulanmasın. Su bırakmasın diye. Tabii sulanırsa eğer güzel olmaz. Ben bu ıspanağı akşamdan yıkadım, doğradım, kuruttum, ondan sonra yaptım ki yani sulanmasın. Bayağı zahmetli böreğimiz. Şimdi çarşafımıza, şeyimize, yukamıza, sarı yeri, ıspanağımıza. Pul biber, her şey kattık. Kattım, pul biber, karabiber, toz biber, hepsini kattım. Tuzunu üzerine sürteceğiz. Şimdi tuzu bunun üzerine dökeceğim. Şimdi tuzumuzu sepiyorum üzerinde. Bismillahirrahmanirrahim ki sulanmasın. Böyle yapmasak sulanır değil mi? Sulan değil mi? Böreğin hamurlanır. İçi güzel olmaz, hamur gibi olur içi. O yüzden böyle yapacağım. Şimdi düreceğim. Çarşafla birlikte kaldıracağım, düreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı zahmetliymiş börek, çarşaf böreğimiz. Bunun ismi çarşaf böreğidir, ıspanaklı. Oo, çok güzel oldu. Şöyle rulo halinde. Şimdi önceden yağlamış tepsime şey yapacağım. Bükeceğim yani. Biraz da şöyle uzadım. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tepsimize rolü büküyorum yani. Ortadan başlıyor değil mi? Tabii ortadan başla, kenardan başla, nereden başlarsan başla. Şimdi bunu kaldırıyorum. Diğer yukarı saracağım buraya.
Evet, diğer yufkamız masanın Şimdi bunu da üzerinde. birazcık açayım, ondan sonra oraya saracağım. Yani o iri yufka masada olmaz. Ondan buna çarşaf böreği demişler. Şimdi ne yapıyoruz anne? Şimdi sonuncusunu yapıyorum. Bu Böreğimiz bitti. Son yufkamız son değil mi? yufkamız bu. Sonra ne yapıyorum? Ondan sonra 5 dakika sonra fırına vereceğim. İşte yufkamız kocaman çarçaf yufkamız. Çarçap böreği, ıspanaklı çarçap böreği. İşte çarçaf böreğimizin sonu. Fırına verirken yine görüşürüz. Nasıl güzel gördün. Şimdi bitti mi anne? Şimdi bitirdim. Üzerini bir fırça yardımıyla yağlayacağım. Ondan sonra fırına vereceğim ama benim fırınım davul fırındır, dereceli değil. Yani dereceli yaptığım yerlerde kızımın evine, oğlumun evinde yaptım onları. Bu da kendi evimizde yapıyor. Bizim davul fırın değil mi? Benimki davul fırın, yani herkesin fırınına göre değişebilir. Çarçap böreğimiz tamam. Piştikten sonra yine görüşürüz değil mi anne? İnşallah. Şimdi fırına vereceğiz. Bitti böreğimiz. Sonra yine görüşürüz. Bitti. Ispanaklı böreğimiz pişti, çarşaf böreğimiz. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, izlemeyi de unutmayasın sevgili izleyicilerim. Neyle yiyebiliriz anneciğim Burada bunları? yapmışım acı sosum var. Burada yapmışım acı turşum var. İstersen acı sosla yersin, istersin biberi turşusuyla yersin, istersin şeyinle yersin mesela. Kolayla da içebiliriz. Kolayla, Çayla. ayranla, çayla nasıl canınız isterse öyle Oo, içebilirsiniz. boş bile yiyebilirsin değil Evet. mi anne? Çünkü içi ıspanaklı. Çok güzel. Mis gibi oldu, çok mis gibi. Çok muhteşem oldu, çok. Çok güzel oldu, çok çok Ellerine sağlık muhteşem. anne. Her Muhteşem oldu. şeyle yiyip Çok içilebilen muhteşem çarşaf oldu. böreğimiz. Bir de şuradan gösterebilsem çok da güzel olur. Herkese afiyet olsun diyeyim Bak anne. çok güzel oldu. Vallahi ellerim yanıyor sıcak. Gösteremiyorum böyle. Dökülüyor yani. Çok da güzel Herkes oldu. denesin kolay. Yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, izlemeyi, yorum atmayı da unutmayasın sevgili izleyicilerim. Hadi hayırlı akşamlar.